Sevgili seyirciler, İslamiyet'in en önemli şiarından bir tanesi de namaza davet eden ezan-ı Muhammedi'dir. Ezanın İslamiyet'teki yeri çok büyüktür. Bu bakımdan İslam akidesini, İslam inancının temel prensiplerini, esasını ihtiva eden cümlelerle müminler, Allah'a ibadet ve kulluğa davet edildikleri bu ezan ile uyarılmakta, ikaz edilmektedirler. Dolayısıyla İslamiyet'in sesidir ezan. Onun için inkarcılar İslamiyet'e olan tahammülsüzlüklerini ezana karşı gösterdikleri tepkiyle ortaya koyarlar. Ayet-i kerimede bu husus çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ nâdeytum ilâs-salâti ittehazûhâ huzvan ve le'ibâ. Zâlike biennehum kavmun lâ ya'kilûn. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, siz namaza davet ettiğiniz, nida ettiğiniz, çağırdığınız zaman, seslendiğiniz zaman, yani ezan okuduğunuz zaman اِتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, sizin namazınızı ve ezanınızı eğlence ve alay konusu yaparlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. İnkarcılar, İslamiyet'e karşı olan kimseler ezan-ı Muhammedi'yi duydukları zaman ona karşı nefretlerini ifade edecek sözler kullanır ve onu istihkar etmek, ona hakaret etmek isterler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Bu onların bu meselenin aslını, esasını anlayamamalarından, akılsızlıklarından kaynaklanmaktadır. Ezanın, namazın, Allah'a kulluğun, ubudiyetin ne olduğunu bilmedikleri ve anlayamadıkları için böyle yapıyorlar. Yoksa onların ezan-ı Muhammediye hakaret etmek değil, ona ellerinden gelen güçlerinin yettiği en ileri seviyede hürmet ve tazim göstermeleri icap ederdi. Akıl bunu icap eder, bunu gerektirirdi. Ama onlar akılsızca hareket ettikleri için böyle mantıksız ve şuursuz davranışlara tevessül ettiler. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Cenab-ı Hak yine ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Onlara hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e söyle, ey ehli kitap, ey kitap ehli, hel tenkimune minna illa en amennâ billahi, siz bizimle alay etmiyor, bizi ayıplamıyorsunuz, ancak bizim Allah'a imanımızı, Allah'a olan inancımızı alay konusu ve onu ayıplama mevzu halinde, haline getiriyorsunuz, öyle düşünüyorsunuz. Ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile min kablû. Ve aynı zamanda bizim bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve bizden önceki kitaplara inanmamızı siz ayıplama konusu yapıyorsunuz. Sanki bütün bu özelliklerimiz bizim ayıplanması gereken bir takım hususiyetlermiş gibi göstermek istiyorsunuz. Sizin yaptığınız bundan başka bir şey değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve enne ekserakum fasikun, ve siz bunu fasık olduğunuz için, fasık olduğunuz Allah'ın emirlerine karşı, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına karşı isyankar olduğunuz için, asi olduğunuz için bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bizimle alay ediyor, bizim ibadetimizi, bizim inancımızı ayıplama mevzu telakki ediyorsunuz. Onu hakaret edilmesi gereken bir konu gibi düşünüyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Aklınız başınızda olsaydı bunu bu şekilde yapmazdınız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ.
Yine Peygamber Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak onlara söyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Hel unebbiukum, size bildireyim mi? Bir şerrin min zelike, bundan daha kötüsünü. Mesubeten indallah, Allah katında cezası itibariyle göreceği karşılık bakımından daha kötü olan bir şey size söyleyeyim mi, haber vereyim mi? Mesube kelimesi aslında sevap ve mükafat manasına geliyor. Ama burada Cenab-ı Hak, burada tek gümen, onlara hakaret olsun diye Cenab-ı Hak, onların bu inancındaki, onların bu tavrındaki, bu hareket tarzındaki bozukluğu göstermek için Cenab-ı Hak onlara Cenab-ı Zülcelal Hazretleri aşağılayıcı bir ifadeyle öyle buyuruyor. Bu karşılık bakımından, göreceği ceza bakımından bundan daha kötü olan bir durumu size haber vereyim mi buyuruyor Cenab-ı Hak. Men le'anehullahu ve gadibe aleyhi ve ce'ale minhumul kiradete vel khanazira ve abedet tağut. Ulaike şerrum mekanen ve adallu an sevâis sebil. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayeti kerimede bu daha kötü olan akıbet şudur. Men le'anehullahu, Allah'ın lanet ettiği kimseler. Ve gadibe aleyhi, kendisine gadab ettiği, gazabı ilahiye uğrayan, Allah'ın gazabına müstahak olan kimseler. Ve ce'ale minhumul kiradete vel khanazira, ve bundan dolayı da Allah'ın kendilerini maymun haline getirdiği, haşa domuzlaştırdığı kimseler. Bunlardan çok daha kötüdür Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri. İşte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu durumda bulunan kimseler, Allah'ın emrine karşı gelerek isyan eden kimselere Cenab-ı Hak daha dünyadayken bir takım bela ve musibetler göndermiştir. Laneti ilahiye uğramanın, Allah'ın lanetine çarptırılmış olmanın cezasını daha dünyadayken çekmişler. Ve abedet tağut, ve bunlar işte şeytana tapmışlar, şeytanın ihvalarına, onun telkinlerine kulak vermişler, onun yolunda gitmişlerdir. Bunun neticesi olarak da Allah'ın lanetine uğramış, gazabı ilahiye müstahak olmuş ve ondan sonra da Cenab-ı Hak tarafından maymun ve domuz haline getirilmiş kimselerdir. İşte bunların hali çok daha kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Ulaike şerrum mekanen, bunların durumu ve yeri çok daha kötüdür. Ve edallu an sevai sebil, ve bunlar doğru yoldan, Allah'ın razı olduğu yoldan tamamen sapıtmışlardır onlar. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, siz imanlı kimselerin inancını alay konusu yapıyorsunuz. Aslında sizin sülalenizden, ecdadınızdan öyle insanlar geldi, öyle azgın, öyle isyankar kimseler geçti ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o şeytana tapan, o Allah'a isyan yolunda çok aşırılıklar yapan o kimseleri Cenab-ı Hak lanetine uğrattı. Gazabı ilahiye müstahak oldular ve onlar maymun ve domuz haline döndürüldüler. O hale getirildiler Allah tarafından. O kadar çirkinleştirildiler ve dünyadayken böyle bir musibetle karşı karşıya kaldılar buyuruyor. Onların halini siz düşünün. İşte onların durumu aslında çok daha kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve izâ câûkum kâlû âmennâ. Yahudilerin münafık olanları, dünyevi bir takım menfaatler sağlamak maksadıyla size gelip biz iman ettik diyorlar. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. Aslında onlar senin yanına kafir olarak girdiler ve yine münkir olarak, kafir olarak huzurundan çıktılar. Onlar ne gelirken ne de senin yanından ayrılırken iman etmiş değillerdir. Hiçbir zaman onlar inanmadılar. Ama bir takım dünyevi menfaatler sağlamak, yararlar elde etmek maksadıyla mümin gibi görünmek istediler. Müslüman gibi görünmek istediler. Aslında onların kalplerine iman girmiş değildi buyuruyor Cenab-ı Hak. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ,
küfürle girdiler huzuruna ve hum kad haracu bi. Yine o küfürle senin huzurundan çıktılar. İnkarla geldi, inkarla gittiler buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu a'lemu bima yektumun. Onların kalplerinde, gönüllerinde gizledikleri inkar ve küfrü, İslamiyete duydukları düşmanlık hissini Cenab-ı Hak çok iyi bilmektedir. Allahü Teala bundan haberdardır. Ve tera kesiran minhum yusari'un fil ismi vel udvani ve eklihimus suht. Onlardan çoğunu sen görürsün. Onlar küfürde adeta yarışıyorlar. Küfre ve inkara koşuyorlar. Ve Müslümanlara düşmanlık yolunda bulunuyorlar. Ve haram yemekte de ayrıca birbiriyle adeta yarışıyorlar. Ona koşarcasına büyük bir tehalük, arzu ve istekle harama gidiyor onlar. Allah'ın yasakladığı, Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeylere talip oluyorlar. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptıkları ne kadar kötüdür. Onların gittikleri yol, yaptıkları iş ne kadar berbat ve kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. Bütün işleri küfür, isyan ve zulüm, günah işliyorlar. يُسَارِعُونَ فِي الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah ve düşmanlık konusunda, aşırılık ve taşkınlık konusunda adeta birbiriyle yarışıyorlar. Ve haram yeme konusunda da, rüşvet yeme konusunda, yetim malı yeme konusunda, haksız iktisap konusunda da adeta birbiriyle yarışır halde bulunuyorlar. Onların bu yaptıkları ne kadar kötüdür. İşte insanların zaman zaman sosyal hayat içerisinde karşılaştıkları ve kendileri için, munsif insanlar için, Allah yolunda bulunan, helal ve haramın ne olduğunu bilen, kul hakkından anlayan ve ona değer veren kimselerin gönlünü yaralayan bir takım sosyal hastalıklar, insanların içtimai hayat içerisinde gösterdikleri çarpıklıklar vesairelerin hepsini onlar irtikab ediyorlar. Ve dolayısıyla işte bu yapılanlar ne kadar kötü ve çirkin işlerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonunda tabii bütün bunlar gazabı ilahiye sebep oluyor. Dünyada da bir takım musibetlerin insanları perişan etmesine yol açıyor. Levla yenhahumur rabbaniyun vel ahbar an kavlihimul isme ve eklihimus suht. Aklı başında olan, ilimden irfandan nasibi olan, Allah yolunu bilen, helal ve haramı tefrik ederek haklıyla haksızı ayırabilen, gerçekleri insanlara anlatma konusunda, hayır ile şerri öğretme mevzuunda dirayeti olan ilim adamları vardır. Hak ve insaf ehli olanlar vardır. İşte bunların aslında emir bil maruf yapması lazım. Nehyi anil münker yapması lazım. Yani iyilikleri emretmesi, kötülüklerden insanları engellemesi, vazgeçirmesi lazım. İşte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri burada ilim adamlarına ve bu işin manevi sorumluluğunu yüklenmiş olan, irşat vazifesini deruhte etmiş, üstlenmiş olan kimselere Cenab-ı Hak sesleniyor. Ve Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki, لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ İlim adamları, alimler ve dirayet ehli insanlar, insanlara gerçeği anlatabilecek durumda olanlar, keşke nehyetselerdi, keşke onları bu yanlış yoldan alıkoysalardı. Ya levla, Kadı Vezavi Hazretlerinin de buyurduğu gibi tefsir kitabında mazi fiilin başına geldiği zaman tevbih ifade ediyor. Muzari fiilin başına geldiği zaman, yani şimdiki zaman veyahut da geniş zaman manası ifade eden, Arapçada buna muzari fiil deniliyor. Bu böyle şimdiki zaman veya geniş zaman manası ifade eden fiillerin başına geldiği zaman levla,
tahziz ifade ediyor, yani teşvik. Keşke böyle yapsalardı manasında. Keşke alimler ikaz etselerdi, nehyetselerdi, alıkoysalardı keşke. An kavlihimul isme, onların günah söz söylemelerini, Allah'a isyan, isyana sevk edecek telkinlerde bulunmalarını, birbirlerine çirkin sözler söylemelerini keşke engellemiş olsalardı. Ve eklihim suht, ve onların haram yemelerine mani olsalardı keşke. Ya alimler, keşke onları bu yanlış yoldan çevirselerdi. Burada Cenab-ı Hak alimlerin bu vazifeyi yapmaları gerektiğini onlara hatırlatıyor Allahü Teala Hazretleri. Tahziz manası olmasına rağmen bunda da bir bakıma tevbih var, yani bir kınama var. Cenab-ı Hak, onlar bu işi yapmazlarsa sorumluluk yüklenirler. Yapmadıkları takdirde mutlaka indallah mesul olacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri yine buyuruyor ki lebi'se mâ kânû yasnaun, onların yaptıkları şeyler ne kadar kötü, ne kadar çirkindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kadar çirkin işler yapıyorlar. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهُ. Haşa ve kella. Yahudiler Cenab-ı Hak için Allahü Teala Hazretleri haşa, eli çok sıkıdır. Cenab-ı Hak nimetlerini bize vermiyor, ihsan etmiyor. Haşa, Cenab-ı Hak bahildir diyorlar. Yedullahi mağlule, Allah'ın eli bağlıdır manasında haşa. Yani burada cimrilikten kinaye olarak. Allah bahildir. Cenab-ı Hak eli çok sıkıdır. Vermez kullarına, lütufkar değildir, cömert değildir demek istiyorlar. Gullet eydihim, elleri bağlana sıçalar. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri burada bir nevi beddua makamında onları, onların adeta elleri kırılası, elleri bağlanası, ellerini kullanamayasıcalar. Ve lu'inu bima kalu, bu dedikleriyle onlar lanete uğradılar. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldılar. Bel yedahu mebsutatani yunfiku keyfe yeşa. Burada Allahü Teala Hazretleri lütfu ilahisinin, cud-u rabbanisinin, ilahi ikramının ne kadar geniş olduğunu ifade için Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim anlayacağımız bir lisan ile Cenab-ı Hak buyuruyor ki bel, aksine yedahu mebsutatani, onun elleri açıktır. Allahü Teala Hazretleri açık elli olmak cömertlikten kinaye tabi. Burada haşa el, Allahü Teala Hazretlerine el izafe edecek değiliz. Cenab-ı Hakk'ın eli elbette ki olmaz. Ama Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu kullarına kendi inan ve ihsanının büyüklüğünü ve azametini anlatmak için bu şekilde Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. Yunfiku keyfe yeşa. Dilediğini, dilediği şekilde Cenab-ı Hak istediği gibi infak eder, kullarına verir. Onun nimet, inan ve ihsanına kimse müdahale edemez, kimse ona hesap soramaz. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Bu kafirler, bu münkirler, bu inkarcı kimseler hakkında sana indirilen Kur'an-ı Kerim onların küfrünü ve tuğyanını, onların inkar ve azgınlığını arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i duydukça, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir takım hakikatleri işittikçe ona karşı düşmanlıkları ve tecavüzleri artar buyuruyor Cenab-ı Hak, Allah korusun. Ve elkayna beynehumul adavete vel bagda'a ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar onların arasına biz her türlü düşmanlık ve husumet duyguları koyduk buyuruyor Cenab-ı Hak. Kullama evkadu naran lil harbi etfa'aha Allahu ve yes'una fil ardı fesada. Onlar her harp için ateş yaktıkları zaman
fitne ve fesat çıkarmak istedikleri zaman Allahü Teala Hazretleri onu söndürür ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışır, gayret ederler. Vallahu la yuhibbul musidin. Allah fesat çıkaranları sevmez. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri insanların arasında huzursuzluk ve fesat çıkarmak isteyenleri sevmez. Cenab-ı Hak böylece huzursuzluk kaynağı çıkaran harp ve savaş ateşleri yakan kimselere fırsat vermez. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri eğer onlara her zaman fırsat vermiş olsaydı yeryüzünde huzur ve ahenk kalmazdı tabiatıyla. Allahü Teala müminlere daima sulhu salahı telkin etmiş, onlara daima sulh içinde insanları yaşatacak prensipleri telkin etmiştir Cenab-ı Hak.